sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir? Oktay Akbal, Nokta Nokta adlı romanında kendi hayatından izler taşıyan kahramanı Salih'in gözlemlerinden yola çıkarak yeni açılan caddeler ve cadde boyunca dikilen kocaman apartmanların karşısında giderek silinip yok olan eski mahallesinin ve bu mahalle ile birlikte kaybolan bir yaşam tarzının asırlar içinde oluşmuş sağlam bir kültürün kaybolmakta oluşunun arkasından duyduğu hüznü sıkıcı olmayan bir üslupla anlatmaktadır. Yaşadıkları ve tanık olduğu sahneler karşısında ümidini ve yaşama sevincini yitiren Salih, sessizce girdiği bu sokağa elinde valize olduğu halde yine sessizce terk eder. Burada hem romanın başından sonuna kadar olan olayları kısaca bir özetlemiş hem de önemli bir kahramanın ismini vermiş. Dolayısıyla Oktay Akbal'a ait bu roman Garipler Sokağı olacaktır. Sorumuz, bu parçada edebi kişiliği hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayarak roman yazan ve ele aldığı konu ve uyguladığı teknikle dönemine damgasına vuran önemli adlardan biridir. O, kişiliğini aradığı, geçinme kaygısı ağır basan ama ünlendikten sonra kendisini de sahip çıkmadığı Sözde Kızlar, Mahşer, Canan, Attile gibi roman denemelerinin ardından otobiyografik karakterli ve ruh çözümlemelerine ağırlık veren eserlere yönelir. Cumhuriyet sonrası meydana gelen köklü değişmeleri tam içine sindirememiş ya da özümseyememiş, yerleşik inançlarıyla yeni değerler arasında bocalayan Türk insanının geçirdiği sarsıntıyı ve bu sarsıntıyla birlikte ortaya çıkan çatışmaları işler. Burada geçinme kaygısı ağır bastığı için yazdığı bazı romanlar var. Hatta bu romanları Server Bedi lakabıyla yayımlamıştır. Bedia annesinin adıdır. Oradan esinlenerek oluşturduğu bir lakap vardır. Server Bedi diye. Sözde Kızlar, Mahşer, Canan, Atile gibi romanları da vermiş. Burada bize tanıtılan sanatçı Peyami Safa'dır. Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Farklı zamanlarda ve mekanlarda şekillenen iki olay halkasından meydana gelen roman, ilk olarak 1933 yılında Ankara'da memur olarak çalışan ve silik bir kişilik olan Raif Efendi ile romanın gözlemci anlatıcısının tanışmaları anlatılır. İkinci olay halkası ise olay zamanından 13-14 yıl öncesinde yaşanan Raif Maria aşkını konu almaktadır. Bu romanın temel sorunsalı yabancılaşma olgusudur. Romanda hem kahraman anlatıcının kendisinin içine düşmüş olduğu yalnızlık ve bunalım hem de Raif Efendi'nin yabancılaşması konu edilmiştir. Ayrıca Maria Puder'de Raif Efendi'nin yabancılaşmasına neden olan karakter olarak dikkat çekmektedir. Özellikle son yıllarda da yine popüler olan bir romandan bahsediyoruz. Karakterlerin de verilmesiyle bu romanın Kürk Mantolu Madonna olduğunu tanıdık. Yazarını da hemen not edelim. Sabahattin Ali. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal'in edebi kişiliğiyle ilgili olarak söylenemez? Özellikle romanlarındaki olayı diyaloglar vasıtasıyla sunması bakımından Hüseyin Rahmi'ye kadar giden realist naturalist geleneğin bir devamı gibidir. Fakat onun edebi arka planını yalnızca bununla açıklamak olmaz. Burada ne söylüyor? Diyaloglardan yararlanıp yararlanmadığı ve realizmin etkisinde kalıp kalmadığı bilgisi. Bu onun için söylenebilir. Orhan Kemal, Sadri Ertem ve Sabahattin Ali'nin romancılığından da etkilenen sosyal gerçekçi bir romancıdır. Doğru, etkilendiği kişiler olarak da toplumcu gerçekçi anlayışı sürdürmesi açısından da konularını genel olarak çevresindeki kişilerin hayatlarından alır. Ağa ırgat, patron işçi gibi taraflara ve çatışmalara yer vererek ezen ezilen ilişkisini romanlarına konu edinir. Özellikle toplumcu gerçekçi romanda sıkça işlenen konuları görüyoruz. Sanatçının bazı romanları otobiyografik nitelik taşımaktadır. Baba Evi ve Avare Yıllarda çocukluk ve gençlik yıllarını anlatan sanatçı, Cemile ve Dünya Evinde ise evlilik yıllarına değinir. Burada da hem ufak bir konu özetiyle beraber eserlerini vermiş, doğru. Uzun hikaye olarak da nitelendirilebilecek olan Teneke'de bir Anadolu kasabasında çeltik ağları ile mücadele eden kaymakamın savaşı anlatılır. Kaymakamın adaletsizliklere karşı gösterdiği mücadelesi romanın sonunda arkasından teneke çalınmasına ve kasabadan uzaklaştırılmasına engel olunamaz. Şimdi burada eserin özeti doğru ama Teneke adlı romanın yazarı Orhan Kemal değil Yaşar Kemal'dir. Dolayısıyla yanıtımız Edirne olur. İkinci sorumuz, bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Girit'te doğdu.
Robert Koleji'ni bitirdikten sonra Yeni Çağlar tarihi okudu. İstanbul'a dönünce birçok dergide yazılar yazdı, karikatürler çizdi. Bir hikayesi yüzünden 3 yıl Bodrum'da kalementliğe mahkum edildi. Mahkumiyetini tamamladıktan sonra yine çok sevdiği Bodrum'a yerleşen yazar, edebiyatımızda deniz anlatılarının öncülerinden sayılır. Sahil, köy, kasaba insanlarının, balıkçıların ve sünger avcılarının çileli hayatlarını aktarır eserlerinde. Onların iç dünyalarına eğilmeyi bir görev bilir. Ege ve Akdeniz'in köklü kültüründen, mitoslardan çokça yararlanır. Bu anlamda eserleri güçlü bir altyapıya sahiptir. Ege'nin dibi, Ege kıyılarından, Merhaba Akdeniz, Yaşasın Deniz sanatçının eserlerinden bazılarıdır. Burada özellikle Bodrum ifadesini geçirmiş. Daha sonra da eserlerini vermiş. Tanıtılan kişi Halikarnas balıkçısı. Şıklarda arıyoruz. Halikarnas balıkçısının esas ismi verilmiş. Cevat Şakir Kabaağaçlı yanıtımız. İkinci sorumuz. Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Tarık Buğra son romanında aşiretten koca bir devlet çıkaran iradenin temelinde yatan töreleri, ahlak değerlerini, sağlam idari ve sosyal kurumları vererek 6 asır öncesinden günümüz Türkiye'sine aydınlık mesajlar taşır. Roman, Osmanlı Devleti'nin kuruluş serüveni içinde baş kahramanın bilinçlenme ve hükümdar kimliğine geçiş sürecini işler. Yazarın romandaki temel amacı, ulus devletinin kurulmasına maddi değerler kadar manevi değerlerin de önemli olduğuna dikkat çekmek ve toplumda bir ulusal tarih bilinci uyandırmaktır. Burada Tarık Buğra'nın çok önemli bir eseri verilmiş. Eserin can alıcı noktaları da özetlenmiş aslına bakarsanız. Aşiretten devlete geçiş, yani Osmanlı'nın kuruluş döneminden bahsettiğini söylemiş. Bizden istenen eser Osmancık romanı olacaktır. 8. soruya geldik. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yeni ve modern anlatım tekniği, zaman ve terkip bakımından getirdiği teklifleri, bir uygarlığa özgü değerleri vermesi ve nihayet şiirsel üslubu ile Türk romanında çığır açan nokta nokta yaşadıkları dönemde dikkatleri üzerinde toplayan sanatçılardandır. Uzun yıllar şiirin kapalı ikliminde kaldıktan sonra sanatını düz yazıya açan yazarın deneme ve öykü türünde kaleme aldığı ürünlerini romanları takip eder. İlk romanı Mahur Beste'dir. Beş Şehir, edebiyat üzerine makaleler, farklı türlerden verdiği eserlerdendir. Belki burada sanatçının ilk etapta akla gelecek eserleri verilmemiş. Mesela Huzur gibi ya da Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi. Ama burada söylediği şey zaten şiirle başladıktan sonra düz yazıya geçmesi. Sadece deneme ve öykü değil, roman da kaleme alması. Hatta ben bir de şunu hatırlatmak isterim ki Beş Şehir için çoğu kişi bir gezi yazısı olarak düşünür. Bu bir deneme türünde yazılmış bir eserdir. Velhasıl burada tanıtılan sanatçımız Ahmet Hamdi Tanpınar'dır.